Herkese iyi geceler. Eyüp Yıldız ve Günay Esentürk YouTube kanallarına hoş geldiniz. Günay'ın YouTube kanalının linkini aşağıya ekledim sevgili arkadaşlar. Lütfen ikimize de destek olun. Hatta Arda Ergün ve Galatasaray Haber 1905 YouTube sayfaları, mutlaka oraları da takip etmenizi tavsiye ederiz. Arda'nın Adanmış Hayatlar'da değil mi Günay? Evet, Adanmış Hayatlar YouTube kanalı. Evet, Adanmış Hayatlar YouTube sayfası. Yine abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Dayanışma içerisinde bu YouTube'daki Galatasaray kanallarını büyütüyoruz. Fair play çerçevesinde futbol, basketbol, her şeyi konuşacağız. Basketbol maçı vardı TRT Spor 2'de. Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi. Fenerbahçe daha geniş kadroyla oynamanın, Euroleague rotasyonuyla oynamanın avantajıyla mücadeleyi kazandı. Son bölümde basketbol konuşacağız. Galatasaray erkek basketbol takımında analiz etmek istiyorum ama bugünkü konumuz, ağırlığımız öncelikle Başakşehir-Galatasaray karşılaşması olacak. Ardından da transferdeki gelişmelere odaklanacağız. Bein Sports'un Fernandinho haberini araştırdım. Bu konuyla ilgili bilgiler vereceğiz. Yayını like yaparsanız seviniriz. Mesajlarınız da gelmeye başladı. Çok güzel mesajlar var Günay. O mesaj işi de sen de mesajları da belirli aralıklarla sen ekrana getireceksin. Evet. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum ve iyi seyirler diliyorum. Şimdi biliyorsun ki Eyüp abi bu hafta çok kritik bir maça çıkacak Galatasaray. Resmi maçlarda 2'de 2 gidiyor. Aslına bakarsan Galatasaray bana kalırsa şu an ligin en derli toplu oynayan takımı. Bunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Ve iddiada ki iddialar ne kadar çok haşır neşir olduğunu hepimiz biliyoruz. İddiada aslına bakarsanız Galatasaray ikinci planda dursa da bence şu an Galatasaray şu oyunuyla şampiyon gibi oynuyor. Tabii bozulmazsa ve iyi bir orta saha, aynı zamanda bir de kanat alırsa Galatasaray çok daha iyi olacaktır. Ama şimdi önünde, Galatasaray'ın önünde bir Başakşehir maçı var. Biz bu Başakşehir maçıyla başlayalım. Şimdi Galatasaray sence nasıl oynayacak Başakşehir maçında? Tempolu mu? İlk 15 dakikası nasıl? İlk 20 dakikada baskıyla mı başlayacak? Yoksa Başakşehir'i karşılayacak, tartacak mı? Nasıl bir oyun planıyla çıkmasını bekliyorsun? Ya sevgili Günay, ben Fatih Hoca'nın aslında sistemi bozacağını düşünmüyorum. Yani Gaziantep ve Nefçi-Bakü karşılaşmalarını gördük. Orada gayet başarılı. Özellikle yardımlaşma ve pas konusunda iyi anlaşan bir takım görüntüsü vardı. Ben buradan çok değişiklik yapacağını inanmıyorum. Yani Fatih Hoca kazanan, başarılı olmuş takımları veya sistemi diyelim, oyuncularda değişiklikler yapacaktır mutlaka. İşte Martin Lines yerine Omar oynayacaktır. Cagney yerine Falcao'nun oynamasını ben de bekliyorum. Babali kadroda görmeyeceğiz. Mutlaka Fatih Hoca değişiklikler yapacaktır ama sistemde çok fazla değişiklik beklemiyorum. Ben 3 kadro oluşturdum. 3 çeşit kadro oluşturdum. Senin de 2 tane kadro hazırladığını biliyorum. Birazdan onları da paylaşacağız. Açıkçası Galatasaray aynı sistemi devam ettirecek ama şu da bir gerçek. Asıl seviye tespit sınavı Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmaları olacak. Hatta Hayduk Split de bence zorlu geçecek. Hayduk Split ile ilgili bir video hazırladım. 4-5 tane çok kaliteli oyuncuları var. O videoda anlattım. Hayduk Split'i de çok kısa konuşuruz. O maç da zorlu geçecek ama Başakşehir şu an Galatasaray'ın sisteminin artılarını, eksilerini bize en sağlıklı şekilde gösterecek mücadele olacak. Ben sistemde değişiklik beklemiyorum açıkçası. Evet. Ben de sistemde bir değişiklik beklemiyorum ama Galatasaray'ın yani ilk 20 dakikada bir baskılı başlayacağını ve oyun planına sadık kalıp biraz daha çok 3. bölgede baskı kuracağını düşünüyorum ki Fatih Terim genelde ilk 20 dakikaları çok iyi değerlendirebilen bir hoca. Yani bazı takımlar tartar, yani fazla üstüne gitmez. Acaba nasıl bir oyun planıyla çıktı diye tartar. Ondan sonra hamlelerini yapmaya başlar ama Fatih Terim genelde Fenerbahçe maçlarını ayrı koyuyorum. Çünkü Fenerbahçe maçlarında çok temkinli oynuyor hoca. Genelde diğer maçlarda özellikle ilk 20 dakikada çok ciddi baskılar yaptığını düşünüyorum ve bu maçta da ben ilk 20 dakikada bir baskı bekliyorum. Şimdi yavaş yavaş Galatasaray'ın kadrosuna nasıl olacak tahminlerimizle, arkadaşlarımız da katılırsa onların yorumlarını da alalım. Geçmeden sevgili Günay, şimdi ben WhoScore sitesinden şöyle bir Hatay Başakşehir karşılaşmasının ekranda da büyütüyorum Günay müsaadenle. Tabii. Hatay Başakşehir karşılaşmasının böyle bir dizilişini ve reytinglerini ekrana getirdim. Öncelikle bir buna bakalım. Şimdi Hatay maçını ben de izledim. Hatay karşılaşmasında birazcık nasıl olsa kazanırız modunda oynayan bir Başakşehir vardı. Çift santraforla çıktılar. Yani Krivelli kanat forvet gibi de kullanıyorlar ama özellikle ofansa çıktıklarında Krivelli santrafor pozisyonuna kayıyor daha çok. Onu söyleyelim. Edin Vişka, İrfan Can Kahveci, bu iki isim de yani dönem dönem olumlu işler yapsalar da bütün maçı çok iyi oynamadılar. Çok hazır değiller. Biliyorsun lig bitti. Lig bittikten sonra Başakşehir sezonu bırakmış bir Kopenhag karşılaşması oynadı. Mücadelesi oynadı. Ligi daha geç bitirdiler. Dinlendiler. Şimdi de geri dönmekte sıkıntı yaşıyorlar. Bu da Galatasaray'a bir açıkçası avantaj oluşturacaktır diye düşünüyorum. Burada mesela WhoScore sitesi bu istatistikleri açıklamış. Başakşehir takımına baktığımızda 6'nın üzerinde reyting alabilmiş oyuncu görmüyoruz. Dembaba 5.9 reytingle oynamış. İrfan Can Kahveci 6.8, 6.6 Mahmut Tekdemir. Yani iyi bir takım olmasına rağmen şu an tam anlamıyla hiçbir oyuncusu kendisine gelememiş. Tabii buradaki görseldeki sisteme baktığımızda 4-2-2-2 sistemiyle oynamışlar gözüküyor ama ben mücadeleyi izledim. Yani bir Amerikan futbol takımı gibi sevgili Günay Başakşehir. Yani neyi kastediyorum? Amerikan futbol takımında hücumcu oyuncular biliyorsun farklıdır. Top sana geçtiğinde farklı oyuncular girer. Top rakipteyken savunma oyuncuları girer. Başakşehir'de hücum dizilişiyle savunma dizilişi bambaşka. Savundukları an bir anda kaplumbağa gibi kabuklarına çekiliyorlar. Yani içeriye doğru kapanıp bir anda alan parselizasyonu yapıyorlar. Ama hücuma çıktığında da alanı genişletiyorlar. Böyle bir takım bunu Hatayspor maçında sonuç alamasalar bile belirli noktalarda çok iyi bir şekilde yaptılar. Galatasaray'ın en çok dikkat etmesi gereken de Başakşehir'in bu oyun disiplini. Şimdi senle dinliyorum sevgili Günay. Şimdi özellikle orta saha savaşı olacak diye düşünüyorum Galatasaray-Başakşehir maçında. Şimdi Başakşehir'in orta sahası çok kaliteli. Yani bunu kimse es geçemez. Yani özellikle İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir çok iyi bir ikili. İrfan Can Kahveci box to box oynayabilen bir futbolcu. Baktığın zaman hem defansif hem ofansif iki tarafı da iyi oynayabilen bir futbolcu ve Mahmut Tekdemir de defansif anlamda belki ligimizde en iyi oynayabilen bir futbolcu. Ve o ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişte çok iyi paslar deniyor ve o pasları da çok çok başarılı yaptığını hepimiz görebiliyoruz. Şimdi özellikle Galatasaray bu Mahmut Tekdemir'le İrfan Can'ın bağlantısını keserse orta sahayı ele alabilir. Ama kilit nokta dediğim gibi İrfan Can ve Mahmut Tekdemir'in oradaki iletişimini bozabilmek. Bunu tabii ki de Fatih Terim eminim ki çalışacaktır ve çalışmıştır da ve taktik antrenmanlarda bunu mutlaka aşılıyordur. Ki Edin Vişka gerçeği de var. Edin Vişka biliyorsunuz ki ligimizde yani şu an Galatasaray'da oynasa ilk 11 oynayabilecek kapasitede. Fenerbahçe'de oynasa ilk 11 oynayabilecek kapasitede. O yüzden Edin Vişka'ya da çok dikkat edeceğini düşünüyorum ki genelde Galatasaray maçlarında Edin Vişka çok çok böyle aktif bir futbol oynayamadığını düşünüyorum. Yani Fatih Terim orada o bölgeyi çok iyi kitleyecektir diye düşünüyorum. Orta sahada kim diri kalırsa bu maçı alabileceğini düşünüyorum ki şimdi az sonra Galatasaray'ın orta sahasında bizim tahminlerimizle konuşacağız. Neler olabilir? Bunu tartışacağız. İzleyenlerimiz de bizim yorumlarımıza katılırsa onların da yorumlarını tek tek okuyacağız. Sevgili Günay, şimdi çok güzel mesajlar var. Transfer Alex Tayes, Ozan evet. Kabak'la ilgili mesajlar var. Fernandinho ve başka oyuncular da soruluyor. Hepsini konuşacağız ama ilk olarak Galatasaray-Başakşehir mücadelesine odaklandık. Bunu söyleyelim. Şimdi yine bizim 11'lerimize geçmeden WhoScore'dan yine almış olduğum bir çalışma var sevgili Günay. Hemen bunu da ekrana büyütelim. Şöyle daha büyük hale getirebiliyor muyuz? Tamam. Şimdi oldu. Burada da tabii iki takımın 11'leri ve dizilişleri ekrana getirilmiş. WhoScore'a göre Başakşehir'in bu karşılaşmada 4-1-4-1 sistemiyle oynaması bekleniyor. Ve Galatasaray'da 2 maçtır bu sistemle oynuyor. 4-1-4-1 sistemi. Burada şimdi hemen WhoScore'un 11'lerini sayalım. Mert Günok var Başakşehir'in kalesinde. O kesin %100 zaten. Hasan Ali Kaltırım, Skertel, Epriano, Rafael, Mahmut Tekdemir, Şadli, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Vişka ve Krivelli. Dembaba'yı Okan Buruk'un oynatmaması bekleniyor ki ben de öyle bir riske gireceğini zannetmiyorum. Bir önceki karşılaşmada Dembaba'yı hatırlayacaksın 1-1 biten maçta ikinci yarı oyunu almıştı. Ondan sonra birazcık etkinlik sağlamıştı. Ben Dembaba'nın ikinci yarı oyuna gireceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın da 11'ini şöyle çıkartmış sevgili Günay. Ki savunma bence doğru. Kalede Fatih Öztürk var. Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcão, Saracchi, Taylan Antalyalı DMC defansif orta saha, Feghouli sağ açık, Arda sağ aç gibi olmuş. Burayı yanlış yapmış. Yani Arda Soliç, Belhanda sağ iç oynar ve Emre Kılıncı sağ açık koymuş, sol açık koymuş. Falcao da santrafor pozisyonunda ve Başakşehir'de sakat oyuncu yok. Galatasaray'da ise Muslera, Emre Akbaba ne hikmetse Etebo sakat gözüküyor. Evet. Acaba... Ki bu çok konuşulmuştu Eyüp abi. Sakat olduğu konuşulmuştu. Ne hikmetse dediğin gibi sakat olarak gözüküyor. Umarım öyle bir şey yoktur. Yani çünkü Galatasaray'ın o bölgede çok oyuncuya ihtiyaç var ve transfer de gelmiyor bir türlü. Yapılamayan transferler var. Şimdi Galatasaray'ın eli rahatlayacak. Bu Alex Telles transferinden sonra Ozan Kabak'tan. Bunları şimdi ilerleyen dönemde konuşuruz. Yani ideal 11'e baktığımız zaman, gösterdiğimiz ideal 11'e baktığımız zaman evet hemfikiriz. Bu 11 ile çıkabilir ama ben daha farklı formasyonda oynayacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Az sonra kadroları gösterdiğimizde zaten orada onu değerlendirmiş olacağız. Sadece şunu sormak istiyorum. Cagney'in Bakü karşılaşması, Neftçi-Bakü karşılaşmasından sonra acaba Fatih Terim Cagney ilk 11 düşünür mü? Yani bunu bana çünkü çok kişi sordu. Ben de düşünüyorum ki fena da oynamadı. Acaba diye herkesin kafasında bir soru işareti var. Bunu da ben sana yöneltmek istiyorum. Acaba Fatih Terim bir sürpriz yapıp Falcao yerine Cagney'i değerlendirir mi? Şimdi Başakşehir Hatay Spor'dan 2 gol yemiş olsa da bence ligin savunmasını oturtmuş. Savunma kimyası iyi olan takımlarından biri. Pandemi döneminde, pandemi sonrası hatırlayalım, ligin en az gol yiyen takımlarından biri olmayı başarmışlardı. O savunma başarısı da şampiyon olmalarını beraberinde getirdi. Ve Falcao da açıkçası tek forvetli sistemde savunması iyi olan takımlara karşı stoperler arasında kaybolabiliyor. Hatayspor maçını mesela çok iyi oynayamadı. Eğer Galatasaray'ın orta sahası iyi çalışırsa ve Falcao'ya uygun paslar gelirse Falcao etkili olur. Ama ekmeğini taştan çıkartabilme, zor pozisyonlara vurabilme gücü var mı? Yani o etkinliği var mı Falcao'nun? Şu an için yok. Valla ben Cagney'i tercih ederdim ama benim düşüncem azınlıkta şu an Günay. Yani Galatasaray taraftarının %90'ı, sen de dün akşam da sorduk, Falcao'yu tercih ediyor pozisyon için. Büyük ihtimal Fatih Terim de Falcao'yu tercih edecek. Ama ben Cagney'i tercih ederdim. O stoperleri yıpratırdı. Falcao'yu da 60'tan sonra Cagney stoperleri futbol anlamında söylüyorum bunu. Dövdükten sonra oyunu alırdı. Ama görünen o ki tersi olacak. Galatasaray Falcao ile başlayacak. Maçın gidişatına göre Cagney'i oyunu alacak. Ben de öyle düşünüyorum. Yaptığım 2 kadroda da zaten ben Falcao'yu yazdım. Cagney'in ben ilk tercih olacağını şu an itibariyle düşünmüyorum ama bir Cagney gerçeğini de unutmamak gerekiyor. İyi bir Cagney kim ne derse desin bu ligi sallar. Sallamadı mı bu ligi salladı zaten, hepimiz gördük. Öyle ya da böyle ki kenarları iyi kullanabilen bir Galatasaray topu oraya taşıdığı zaman, ceza sahası içerisine taşıdığı zaman iki tane ceza sahası içerisinde iyi oynayan futbolcu var. Kim bunlar? Falcao ve Cagney. Bu tarafta ceza sahası içerisinde topları taşıdığın zaman ve bu iki oyuncuyla buluşturduğun zaman gol olma ihtimalleri çok yüksek ki Cagney ve Falcao bunu çok iyi yapıyor. Eyüp abi, dilersen ilk önce senin kadronla başlayalım. Verelim. Tamam. Ben şimdi kadromu ayarlayayım. Sen evet, kendi kadronu hazırladın değil mi? Ben de sorulara bakayım bu sırada. Ben kadroyu hazırlayana kadar sen birkaç tane soru cevaplarsan tamam, sevinirim. Tamamdır. Orhan Yerlikaya demiş ki bence Cagney'i tercih ederim demiş. Mbaye Cagney, teşekkür etmiş sana. Onu tercih ettiğin için. Seviyorum bu arkadaşı. Çok seviyorum. Ali Takmaz abi, baskılı oynamamız lazım ve Vişka'ya çok dikkat etmemiz lazım. Emre aralara kaçarsa güzel olur. Sonrası geri gelir zaten demiş. Burcu Cimbom ise aslan bu sene şampiyon demiş. Öbür taraftan Burcu... Muhammed. Evet, buyur abi. Burcu'ya çok teşekkür ediyorum ya. Her zaman destekliyor bize ya. Sağ olsun. Dişi aslanı ya. Çok teşekkür ederiz. Dumbiye transferinin biteceğini düşünüyorum. Ben bu oyuncuyu gelmeye, sıcak, kulübü veriyor. Bence bitirebilir demiş. Evet. Senin kadronda devam edelim. Evet, hepsi yazıyı alalım mı? Sana zahmet, alır mısın? Alıyorum. Şimdi hepsi ekrana sığmıyor. Benim ilk kadrom bu sevgili Günay. Yani evet. Fatih Terim bence %80-90 böyle bir dizilişle çıkacak. Ki bu kadro gördüğüm kadarıyla aynı zamanda WhoScore sitesinin de kadrosu. Fatih Öztürk'ü tercih ediyor Fatih Hoca. Savunma dörtlümüz zaten belli. Yani herkes bunu yazıyor. Ancak burada üçlü savunmaya dönersen bir değişiklik olur. Ama bu savunma gerçekten güven veriyor. Marcão muazzam resital sunuyor bu sıralar. Omar, Saracchi, Luyindama hepsi iyiler. Bu oyuncularla başlayacak diye düşünüyorum. Taylan yine 4-1-4-1 sisteminde burada göbekte defansif ağırlıklı bir oyun sergileyecek. Onun önündeki dörtlü de belli. Ama maçı kazandıracak dörtlü burası olacak sevgili Günay. Feghouli, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılıncı. Şimdi bunların hepsi ofansta fark yaratabilen oyuncular. Fakat Belhanda dışında, bak bu beğenmediğimiz Belhanda dışındakiler savunmaya çok fazla yardım eden futbolcular değil. Bu dörtlü eğer Taylan'a yardım etmezlerse Galatasaray çok fazla pozisyon verir. Yani Emre Kılıncı, Saracchi ve Taylan'a yardım etmek zorunda. Feghouli, Omar ve Taylan'a yardım etmek zorunda. Aynı şekilde Belhanda ediyor, Arda Turan'ın da savunmada ciddi sorumlulukları olacak bu karşılaşmada. Ve santrafor olarak da Falcao'yu düşünüyorum. Bu benim ilk 11'im. İstersen... Yani şimdi şöyle söyleyelim. Benim söyleyeceğim şöyle bir şey var. Taylan tek başına kaldığı zaman biraz Galatasaray sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Yani oraya biraz daha sert ki böyle nasıl diyeyim, Lemina gibi. Lemina tamam sert değildi ama en azından top taşıyabilen ve rakibe karşı sert oynayabilen bir futbolcuydu. Bir Melo değildi. Ama yine de aynı şekilde dediğim gibi biraz daha sert yapılı bir futbolcu ihtiyacı var. Çünkü önüne baktığımız zaman iki tane oyuncu, Arda ve Belhanda, ikisi de arkasında çok yardıma giden bir futbolcu değil. İkisi de ve orta sahayı teslim eder bu kadroyla. Yani zaten sıkıntı var şu orta sahada. O yüzden özellikle Taylan tercihi burada yanlış olabilir diye düşünüyorum. En azından tek bırakılacaksa Donk olabilir. Benim ilk kadromu vereyim abi. Sen de bu sırada tamam. İstersen sorulara bakarsın. Tamam. Ben seni kadroyu hazırlamıştım. Ben de verebilirim istiyorsan. Tamam, istiyorsan verelim abi. Tamam ben veriyorum. Verelim. Bu da sevgili arkadaşlar Günay'ın ilk 11'i. Hemen şöyle ekrana getirelim ve büyütelim. Günay'ın Galatasaray 11'i, bir dakika ayarlayacağım şimdi sevgili arkadaşlar. Evet Günay, dinliyoruz seni. Evet, şimdi zaten Fatih Öztürk'le başlamak zorunda. Çünkü her maçta onda başlıyor. Evet, bazı arkadaşlar da gördüm şunu. İşte Fatih Öztürk güven vermiyordu ama eldeki malzemeyi iyi kullanmak zorundayız ki Fatih Öztürk burada. Ben defansın bozulmayacağını düşünüyorum ki herkes bu şekilde düşünüyordur. Omar ki geçen maçta çok iyi oynadı. Luyindama, Marcão ve Saracchi. Benim formasyonum genelde 4-2-3-1'dir. Şu orta sahaya baktığımız zaman her zaman Belhanda diyordu ki bize açıklamalarında ben bir 8 numarayım. Bir 8 numarayım. Evet, o zaman 8 numaraysa bu maçlarda kendini göstermeli. Şimdi Taylan ve Belhanda ikilisini Arda Turan'ın arkasına atabilirse ve burada özellikle Belhanda'nın o geçişlerde, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde o final paslarını, ara paslarını veya takımı öne alabilecek pasları yapabilirse ve takımı öne taşıyabilirse Emre Kılıncı, Arda Turan ve Feghouli'ye düzgün bir şekilde, akıcı bir şekilde topları ulaştırabilirsek Galatasaray daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Sadece buradaki benim bu kadroyu yazarken aklımdaki tek düşünce Taylan ve Belhanda'nın uyumu olacaktır. Neden diyecekseniz Taylan evet iyi bir futbolcu. Şu anda yukarı giden bir şey var, grafiği var. Bunu kesinlikle atlamayalım ama Belhanda'nın yerine, tekrarlıyorum, Etebo sağlamsa Etebo'yu tercih edebiliriz. Etebo'yu tercih edersek Arda Turan yerine Belhanda'yı tercih edebiliriz. Belhanda'yı ne kadar istemesek de Galatasaray'ın futbolcusudur ve Galatasaray'da kaldığı sürece Fatih Terim ondan mutlaka faydalanacaktır ve faydalanmalı da. Bunu da söyleyelim. Çünkü bu kadar maliyeti olan bir futbolcuyu siz gönderemezsiniz. Ve Emre Kılınç da şunu yapabiliyor. Ceza sahası içerisinde girebilen bir futbolcu ve uzaktan şut atmayı seven bir futbolcu. Feghouli de aynı şekilde. Yani sadece Emre Kılınç'ın Onyekuru'dan eksiğini biraz sürat. Biraz daha süratli olsaydı bence Onyekuru'dan da daha iyi verim alabilirdik. Benim ilk kadrom bu. Tabii arkadaşlar nasıl düşünür? Tabii ki de bir şey diyemiyorum. Yorumlama. Şimdi ben ikinci kadromu paylaşayım o zaman. Bu da benim ikinci kadrom. Savunma kurulumunda değişiklik yok ama biraz daha güvenlikli. Yani biraz daha savunmayı, rakibi karşılayacak, Başakşehir'in hızını kesebilecek bir 11'i tercih ettim. 4-2-3-1 sistemi bu sevgili Günay. Ki Galatasaray bu sistemden çok oynadı. Ömer Bayram ve Taylan'ı yan yana koydum. Eğer performansı iyiyse, hazırsa Fatih Hoca burada tabii ki de Etebo'yu da tercih edebilir. Yani Etebo tercihi de olursa açıkçası ben buna şaşırmam. Ömer Bayram'ın yanına. Diğer taraftan da işte ilerideki üçlüde Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç ve tek santrafor Falcao. Bu da benim Başakşehir'in oynadığı futbola göre çıkartmış olduğum bir takım. Bu kadroyu da ben sürpriz olarak Fatih Hoca'nın deneme ihtimali olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani ben burada bir tek Ömer Bayram konusunda şüpheleri. Bunlar son maçta da performansı düşüktü ve bu yıl bence çok fazla performansında böyle çok yükseğe doğru çıkacağını düşünmüyorum ve çok fazla faydalanacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Peki senin ikinci takımını da ekrana getirip ondan sonra ne yapıyoruz? Sevgili Diner, transfere geçiyoruz ve sorularınızı cevaplandırıyoruz. Kadronu yine ekrana şimdi gelecek herhalde. Evet, bu kadroyu da bize yorumlar mısın sevgili Günay? Tabii ki de hemen gelsin, arkadaşlar da görsün. Şöyle birazcık ekranı ortalayalım. Kalede Fatih var zaten, onu geçtik. Evet, yine şu kadro, evet. Evet, sadece burada az önce bahsetmiş olduğum gibi Rindong ve Taylan'ı koyduğumuz zaman Taylan 8 numara, yani ileriye doğru efektif oynayabilecek. Evet, efektif olarak iyi oynayabilecek bir futbolcu. Yanına Rindong'la beslerseniz, ki Rindong'u biraz geriye atarsanız, yani Marcão ve Luyendama'nın önüne atarsanız Taylan biraz daha rahat oynar. Rahat oynadığı zaman geçiş oyunlarında Galatasaray biraz daha iyi oynar ki Rindong da biliyorsun uzun topları çok seven ve pas yapmayı seven bir futbolcu. Ayağında topla tutmayı da seven bir futbolcu ve pas hatasını çok az yapan bir futbolcu. Sadece burada az önce bahsettiğim gibi Arda Turan'ın yerine Belhanda'yı koyarsanız orada final paslarını yapabilecek bir futbolcuya sahip olabilirsiniz. Aslında evet, Belhanda bazen bu final paslarında sıkıntılı olsa da yaptığı zaman da çok iyi yapıyor. Yani şu kadroya baktığımız zaman bu kadroda değerlendirilebilir. Acaba dediğim sadece şu var. Taylan ve Rindong uyumu iyi olur mu? Sadece Taylan hafif biraz önde olacak. Rindong biraz arkada olacak. Bu şekilde çıkarsa yine Galatasaray'ın bir avantajı olacağını düşünüyorum. Yani Fatih Terim bu kadroyu da değerlendirebilir. Peki istersen yavaş yavaş transfer gündemine geçelim hazırsan. Evet. Ben o zaman ilk sorumu soruyorum. KJ'yi de değiştirdim. Evet. Galatasaray transfer. Yani bir NTV Spor değiliz belki ama biz de bayağı bu canlı yayınlarda yol kat ettik sevgili arkadaşlar. Evet. İnternet kalitesini de yukarıya çektim. İzleyenlerimizin sayesinde güzel bir tane de cep telefonu aldım. Sen bana çok ciddi anlamda teknik olarak destek oluyorsun. Bayağı bir yol kat ettik sevgili arkadaşlar. Umarım daha iyi olacak. Zaten iyi olmak ama için... Like sayısı az kalıyor. Ben bizim yaptığımız işi yapanlara bakıyorum. Hani bizim kadar iyi yapmasalar bile çok ciddi like ve izlenme alıyorlar. Bizimki biraz az kalıyor. Bize haksızlık yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu beğen tuşuna dokunalım lütfen. Yani. Tabii. Evet, o zaman bugün BeIN Sports mükemmel bir haber saldı ortaya. Ondan başlayalım, sonra sorulara geçeceğiz. Fernandinho Galatasaray'a doğru diye bir haber paylaştı. Görüşmeler devam ediyor ve Galatasaray Fernandinho ısrarını sürdürüyor. Bununla alakalı mutlaka bir çalışmam vardır. Arkadaşlarımız, izleyenlerimize bilgi için sana başvuruyorum şu anda. Neler oluyor? Fernandinho hala gündemde mi? Günay, biz seninle hem beraber yaptığımız yayınlarda konuştuk bunu. Hem de özel yayınlarımızda ve dün akşamki yayında da değindik diye hatırlıyorum. Bu arada evet. Antalya Spor'a geçmiş olsun. Çok 50 sanırım sporcu ama vesaire yalanlanmış çalışana, herhalde. Covid olduğu söyleniyor. Büyük bir sayı, büyük bir rakam. Antalya Spor'da eğer bu haber doğruysa büyük geçmişlerimi sunuyorum Antalya Spor'a. Nasıl olacak bilemiyorum. Yani bu Covid vakaları çok can sıkıcı durumda. Ben bir taraftan da Fernandinho haberini arıyorum. Bulunca onu da ekrana getireceğim. Evet, Fernandinho ile ilgili olarak beIN Sports duyuru yaptı. Ama biz ne dedik seninle burada? Hep neyi paylaştık sevgili Günay? Dedik ki Fernandinho'ya transfer teklifi var. Var yani. Bunu söyledik. Fakat bu transferin bitmesi çok zor. Ama yayıncı kuruluş doğal olarak son derece ciddiye ve alınıyor ve güvenilir bulunuyor. Yayıncı kuruluş bunu paylaşınca gündeme daha fazla geldi. Gündemde daha fazla konuşuldu. Fernandinho Galatasaray'ın gündeminde. Ben çok istiyor muyum Fernandinho transferini? Hayır, istemiyorum. Galatasaray'ın oraya genç bir futbolcu almasını tercih ederim. Ama günün sonunda kararı Fatih Terim verecek. Fatih Hoca verecek ve Fernandinho bak Hendrix Feghouli de yazmış. Çok yaşlı bir futbolcu. Evet. Yani tecrübeli, yaşlı, seni sadece bugününü kotarabilecek, bu sezonunu kotarabilecek bir futbolcu. Ben genç bir futbolcuyu tercih ederim. Ama Galatasaray'ın Fernandinho'ya ilgisi var. Galatasaray bu transferi bitirmek için çalışma yapıyor. Ben bitme ihtimalini az görüyorum, düşük görüyorum. Yani ben de açık ve net söyleyeyim. Evet, geçen yıl 41 tane maça çıkmış futbolcuyu kim istemez diye sorduğumda herkes ister. Ama Galatasaray'ın bir futbolcu alacağını da ileriye dönük bakmamız gerekiyor. Yani biz bir oyuncu aldığımızda yani o oyuncu satıldığı zaman bir para kazanmamız lazım. Bak bugün Teles'ten para kazanamıyoruz ya. Kaç yılında alınmış bir futbolcudan şu an Galatasaray para kazanıyor. Yani bu işi biraz ticari olarak da bakmak gerekiyor. Günü kurtarmak için transfer yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Biraz daha Galatasaray ileriye dönük transferler yapmalı. Keşke model olabilseydi Eyüp abi ama maalesef olmadı. Şu harekete göre Fernandinho Galatasaray'a göz kırpıyor diyebilir miyiz? Ben de iyice böyle... evet, göz kırpıyor. Arda Özkurt sormuş. Okay meselesi tamamen kapandı mı? Hayır, kapanmadı. Hala da Okay. Bak Okay Yokuşlu ile ilgili şu bilgiyi aldım. İnanılmaz kafasında Celta Vigo'yu bitirmiş. Tamamen Celta Vigo'dan ayrılmak istiyor. Ve Galatasaray ona şunu söylemiş durumda. Biz seni istiyoruz. Herhangi bir transfer yapana kadar bize gelme şansın, ihtimalin var. Problemleri çözersen şu koşullarda bizim formamızı giyebilirsin demiş. Okay Yokuşlu ve menajeri şu an Celta Vigo'yu ikna etmeye çalışıyor. Okay kafasında bitirmiş. Ben şunu da söyleyeyim, yani buradan mutlaka onlar da bizim yayınımızı takip ediyorlardır. Celta Vigo başkanına ve yöneticilerine seslenmek istiyorum. Yani artık kafa olarak, mental olarak kendisini bitirmiş, yani Celta Vigo ile bağlarını koparmış bir futbolcuya baskı yapmayın. Bırakın Galatasaray'da oynasın. Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum Eyüp abi. Kerem Kırıt, Götze ne olmuş, ne oldu diye yazmış. Kerem, senden ricam, bak hala yazıyorsun. Bak gönderini, yani mesajını ben ekrana getirdim. Hala mesajını göreyim ve herkesin sorusuna cevap vermeye çalışalım. Lütfen üst üste yazmayın. Herkese cevap vermeye çalışalım. Götze konusunda bir gelişme var mı? Bununla alakalı bir şey daha söyleyeceğim. Götze'nin ben Galatasaray'a geleceğini düşünmüyorum. Galatasaray'da A planı gördüğümüz kadarıyla Fernandinho artı işte savunma, yani kesici özellikleri olduğu için Okay Yokuşlu olmuyorsa İdris'e Dumbuya transferi gündemde. Bana gelen bilgiler bu yönde. Diğer taraftan bu vesileyle şunu da söyleyelim. Yani çok eleştiren ve kötü eleştiren, yani şimdi bir eleştiri var, daha iyi olmamız için yapılıyor. O arkadaşlara büyük saygı duyuyorum. Yani eksiklerimizi anlatıyorlar. Hata yaptığımız zaman güzel bir şekilde uyarıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Ha bir de böyle hakaret eden, itibarsızlaştırmaya çalışan, burada her konuştuğumuz futbolcuyu sanki biz gelecek demişiz gibi bize itelemeye çalışan, bizi yaftalamaya çalışan arkadaşlar var. Bizim çok izleyici derdimiz yok. Bizim kaliteli izleyici derdimiz var. Bizi vermiyorsanız ezeli rakiplere hakaret eden, çok sert yayınlar yapan veya her gün kap açıklaması yapan kanallar var. Oralara gidebilirsiniz arkadaşlar. Biz burada dürüst, samimi bir şekilde hem kulağımıza gelenleri hem de medya ve sosyal medyada Galatasaray'la ilgili haberleri paylaşıp yorumluyoruz. Bu kadar. Bak ben bugün Hayduk Split yayını çektim. Transfer çeksem 10.000 izlenir. Ama dedim ki yani Galatasaray'ın rakibi araştırayım. Bayağı İngilizce metinler, şunlar bunlar, Wikipedia'lar, takımın geçmişi, mazisi. 11 dakikalık bir yayın yaptım. 1500-2000 izlendi. Ama olsun, yani kaliteli ve güzel bir iş. Biz bunu da yapıyoruz. Transfer de konuşuyoruz. Amacımız burada hem spor severler hem de Galatasaray taraftarlarına keyifli vakit geçirtmek ve ezeli rakiplerimize saygılı bir şekilde yorumlar yapmak. Evet. Frey Dest seven demiş ki şampiyon Eyüp Yıldız, beni kimse sevmiyor. Hep Eyüp Yıldız diyorlar, görüyorsun yani. Evet. Ya olur mu canım? Evet. Bak seninle ilgili o kadar çok mesaj alıyorum ki ben. Günay. Eyüp abi, bazen tek yayın yapıyorum ya. Evet. Günay abiyle ne zaman yayın yapacaksın? Keşke Günay Esentürk'te yayında olsaydı. İnanılmaz. Yani eşin vesilesiyle seninle ahbaplığımız oldu, arkadaşlığımız oldu. Nurcan'a da çok çok teşekkür ediyorum. O da beni seninle tanıştırdı gerçekten. Hem birbirimize birçok dayanışmamızda desteğimiz oluyor, hem de keyifli ve doyurucu içerikler yapıyoruz. O anlamıyla seninle yayın yaptığım için çok mutluyum. Mutlaka bizi izleyenler senin kanalına da abone olacaklar bu yayından sonra veya bu yayın esnasında. İnşallah, inşallah diyorum. O zaman Burak Temiroğlu. Abi içimde kahvem bir his var. Bu arada. Evet, gelmez yani, afiyet olsun. İçimde bir his var. Asamoah gelebilir. Bakın demedi demeyin. Şöyle bir sol beki bir orta saha yedekleme adına diyorum. Emre Taşdemir de gelebilir. Bu yüzden Asamoah gelebilir. Fatih Hoca işi şansa atmaz demiş. Bu konuyla alakalı bak, seninle çok konuştuk biz Asamoah. Bak çok önemli bir mesaj bu bak. Asamoah zaten şu an Galatasaray karar verdiği anda Asamoah'ı alıyor. Galatasaray tamam alıyoruz dediği anda Asamoah'ı alıyor. Çünkü kulübü Inter onu Galatasaray'a önermiş durumda. Ve hatırlayacaksın, Nainggolan haberleri çıkmıştı. Nainggolan'la ilgili temaslar yapıldığında bu noktaya gelindi. Hani Nainggolan olmuyor ama isterseniz hem sol tarafta oynayan hem de defansif orta saha kesici özellikleri olan Kıvat ve Asamoah'ı alabilirsiniz, kiralayabiliriz. Hem de ücretsiz bir şekilde kiralayabiliriz denmişti. Ama Fatih Terim istemedi Asamoah. Evet. Eyüp abi çok sağlamsınız. Siz bütün kanalları altı çekersiniz. Helal olsun demiş. Hamburg Almanya'dan selam. Biz de buradan selam söylüyoruz. O zaman şöyle bir soru. Despodov ne oldu abi? Bir de ne zaman yapacağız scout transferi? Ben şöyle söyleyeyim, vallahi, sonra sana alamadık yani. Despotov'u alamadık. Bu kadar basit. Galatasaray'ın ilgilendiği kanat oyuncularından biriydi. Bir de bak yine Günay sözünü kestim, sonra sen uzun konuş. Bir izleyicimiz demiş ki bugün, sen de cevap yazmışsın. Fatih Terim'in kafasında hızlı kanat oyuncusu yok. Artık o sistemi istemiyor demiş. Sanırım Fatih Terim'in kuzeni veya ne bileyim yardımcısı veya Fatih Terim'le çok içli dışlı birisi ki bu kadar emin konuşuyor. Ben de çok emin bir şekilde söylüyorum bak. Fatih Hoca şu an kanat mı orta saha mı dersen orta saha der. Ama Fatih Hocam hızlı bir kanat oyuncusu istiyor. Fatih Hoca hızlı bir kanat oyuncusu istemiyorduysa biz sezon başından beri Kiril Despodov, Musaba, işte Keita Balde, Ejuke değil mi? Çok Kamil Jozviak, bu isimleri neden konuştuk ya? Neden kanatla ilgili bir sürü haber geldi? Fatih Terim hızlı bir kanat oyuncusu istiyor. Fakat şu an yönetim bunu alamıyor. Hocanın planlarında hızlı kanat oyuncusu yok diyen arkadaşa cevaptır bu. Evet. Ozal Samalov scout transferi olacak mı? Az önce ben bundan bahsedecektim. Galatasaray'da 32 tane, yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, görüşmelerimde şunu ben ona ulaştım. 32 tane isim vardı. Ancak scout transferleri şu anda tamamen rafa kalktı ve Galatasaray tamamen menajer yoluyla transfer yapmaya çalışıyor. Bunu size söyleyelim. Ki bizim de sürekli isim, sizlere isim paylaşmamız bu menajerlerin vasıtasıyla oluyor. Menajerler ve kulüple bağlantıya geçiyorlar. Ben size bu oyuncuyu getirebilirim diyorlar ve bizlerin de kulağına geliyor ve bizler sizlere bunları söylüyoruz. Bu gelebilir diye. Bunu paylaştıktan sonra da şunu belirtiyoruz. Yani oyuncunun özellikleri, geçmişte neler yapmış, gelecekte neler yapabilir, Galatasaray'ın sistemine uygun mu? Bu konulardaki düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Evet. Şöyle Hayrettin Çağlar, Feghouli yolcu, Belhanda yolcu. Ben şunu soracaktım. Belhanda'ya 1,5 milyon euroluk bir teklif olduğu gündemde. Bu teklif doğru mu? Galatasaray 1,5 milyon euroya kadar indiği de söyleniyor. Bu paraya satılacak mı? Yani ben şunu söyleyeyim önce. Ya ben 1,5 milyon euroya satılmasından yana değilim. Ama Galatasaray o kadar çok sıkıştı ki mecburen satabilir. Valla evet. İş öyle bir noktaya gidiyor ki sanki Galatasaray bir de üzerine para verecekmiş noktasına doğru geldi. Bugün sanırım Hazar Büyükağa, kendisini severim. İyi de bir Galatasaraylıdır. Dönem dönemde konuşuruz, yazışırız. Şansal Büyükağa'nın oğlu ve çok sağlam bir Galatasaraylı. Demiş ki yani görünen o ki Belhanda bu şekilde para kazandırmadan gidecek. Rakamını, sözleşmesini düşürüp kazandığı yıllık ücreti düşürüp sözleşme uzatıp para kazanarak satmak lazım vesaire demiş. Bir yöntem olabilir bak bu. Yani bence de mesela 4 mü alıyor? Şu an 4'e yakın alıyor bonuslarla beraber. Tabii tabii. Onu 3'e çekip 2 yıllık daha sözleşme önerip ondan sonra bu sezon 10 numara alınmayacaksa seneye satmaya çalışmak lazım. Olabilir, sistem olarak denenebilir. Yani ben sözleşme imzalanmasın, önümüzdeki yıl gitsin diyorum açık ve net. Salih Zile Yaz, Halil Akbunar performansı fena değildi. Hoca boşuna istememiş demiş. Ben Halil Akbunar'ı seviyorum. Ama Antalya'dan da şöyle Nazım Sangare gelmesini istiyordum ki Omar'ı gördükten sonra hiç gerek yok dedim ki orada Lines'te kalacak. Çok sevdiğim futbolculardan bir tanesi. Nazım Sangare'de yalnız çok ilginç olaylar oluyor. Önce Beşiktaş'la Antalya anlaşmış. Sonra Beşiktaş tekrardan indirim yapmaya çalışınca transfer yatmış. Şimdi Fenerbahçe ile anlaştı. Hatta oyuncunun kafasının karışık olduğu için de kadro dışı kaldığı konusunda ilginç yani. Evet. Şimdi şurada bir tane soru var. Güzel bir soru. Bu arada bir kez daha hatırlatalım. Bak şu an kaç like var? 90 like var. 193 kişi izliyor. Arkadaşlar en azından şu like sayımız 200'ü geçsin. Lütfen 200'ü geçsin arkadaşlar. Evet. Galatasaray yerli bir stoper alır mı? Ya Galatasaray yerli stoper alacak. Yani keşke işte Kaan Ayhan kaçırılmasaydı. Kaçtı gitti. Yapacak bir şey yok. Ama Fatih Kuruçuk olabilir. Altınordu'dan Ragil olabilir. Birkaç futbolcu daha var. Mutlaka yerli bir stoper alacak. Ama yabancı kuralı değişmediği için yerli stoper transferi sezon sonuna kaldı. Benim kafamda şöyle bir şey var. Gerçekleşirse çok da mutlu olurum. Fatih Kuruç'un Fatih Karagümrük'te son senesi, şu an ilk maçta da oynamadı. Ben onu da takip ediyorum. Ve Galatasaray'ın ilgisi var. Eğer Fatih Kuruçuk sözleşme yenilemezse ben gelecek sezon bonservissiz bir şekilde Galatasaray'a katılacağını düşünüyorum. Evet, Ali Takmaz sormuş. Abi Brezilya'da çok güzel yetenekler var. Neden izlenmiyor? İzleniyor Ali. Şunu söyleyeyim ben sana. İzleniyor ancak oradaki bonservis ya piyasa çok fazla. Nasıl ki bizim piyasamız düşükse oradan bir genç yetenek aldığınız zaman eğer potansiyelli bir futbolcuysa 1 milyon 2 milyon eurolara almak çok zor. Yani orada kapılar 15 milyon eurodan 10 milyon eurolardan işte 20'den falan açılıyor. O yüzden o yörelerden, oralardan transfer yapmak biraz zor. Özellikle scout. Şimdi bir de scoutların izlediği oyuncular da yani 2 milyon euro ile 5 milyon euro arası maliyetleri oluyor değil mi? Alamadık. Yani bunu da veremediler. Bunu da veremedik. Şimdi biz bunu söyleyince de yönetime düşman mısınız diyorlar. Hayır, düşman değilim tabii ki de yani. Ben Galatasaraylıyım. Yönetimle ilgili olarak benim şöyle temennilerim olur. İnşallah çok başarılı olurlar. Galatasaray'ı çok doğru, çok iyi yönetirler. Hep bunu isterim. Ama yanlış bir şey olduğunda da burada eleştiririm. Şimdi scoutlar da mesela kendi aralarında şöyle sohbet ediyorlardır Günay. Ya biz 20 tane oyuncu bulduk. Yönetim bitiremedi. Ne yapalım? Samimi söylüyorum bak. Tabii. Bunu medyaya söylemezler ama mutlaka o scout ekibi, Emre Utkucan'ın başında olduğu o ekip, ya biz oyuncu buluyoruz, alamıyorlar. Biz ne yapabiliriz diyorlar. Yakup Moder, Kiril Despodov, Ejuke, yani birçok futbolcu bak. Santrafor olarak gelen Sean Weizmann, Hoge gerçi bilindik bir futbolcuydu ama böyle bazı isimleri scoutlar bulup Galatasaray'a önerdiler. Yönetim bitiremedi. Evet. Moder Derby County'ye transfer olmadı. Moder değil de o Josviak'tı. Josviak'tı ve 3,5 milyon euroya falan gitti. Yani o civarda bir para gitti. 4 milyon. Yani 4 milyon. Yani Galatasaray bunu da veremedi. Yani... Böyle söyleme, çok kızıyorlar. Ama Kamil öyle Josviak'ta yani şimdi ne söyleyelim? Valla kızıyorlar ya. 3-5 tane mesaj geliyor. Yani siz Kamil Josviak'ı Galatasaray alamadı. Hala yönetimi itibarsızlaştırıyorsunuz bilmem ne. Ya 4 milyon Galatasaray'ın genç, zarar etme ihtimali olmayan bir futbolcuya verebileceği bir rakam. Evet. Şöyle söyleyeyim mi? Bu transfer neden olmadı? Bu transfer neden olmadı söyleyeyim mi abi? Söyle. Galatasaray bir teklif yapıyor. Ama bu teklifi transfer etmek için yapmıyor önce. Diyor ki hayır, ben kiralık olarak alayım. Sana farazi konuşuyorum. 5 milyon euro üzerinden anlaşalım. 1 milyon eurosunu ben sana kiralık olarak parasını vereyim. Bunu da taksitle ödeyeyim. Sonrasında gelecek olan kalan 4 milyonu da yine sana taksitlerle önümüzdeki yıllarda ödemeye başlayayım. Bunu kabul etmiyor. Derby County'yi nasıl aldım Josviak'ı? Dedi ki 4 milyon al kardeşim, 4 milyon. Galatasaray bu şekilde, ya Türk takımları bu şekilde yapmaya çalışıyor ama bu şekilde transfer yapmak zor. Ya o yüzden olmuyor. Okay neden bitmiyor? Adam nakit para istiyor. Galatasaray önce kiralamak istiyor. Ya. Kaan Ayhan bu şekilde kaçtı. Evet. Ya şimdi sonra bizler yalancı konumuna düşüyoruz. Ya benim isim aldığım bir sürü arkadaş var ki bir tanesi gerçekten hiçbir zaman söylemedim bunu. Ya scout ekibinde çalışıyor benim bir arkadaşım. Ben eski bir antrenörüm. Hala görüştüğüm antrenörlerim var. İsmini verme, arkadaş işini kaybetmez. Yok. Yani ben eski bir antrenörüm ve çalıştığım kulüpler de belli. Ben yani 3 büyükten 2 tanesinde çalıştım yani. Şimdi buna da takılıp kalmayalım bak. Etebo Karo iyi çıkarsa, box to box oynarsa, bir tane kesici oyuncu aldın mı bir kere göbek tamam. Taylan bonusu da var. Taylan'ın iyi oynaması da seni rahatlattı. Bir kere göbek tamam. Diğer taraftan bence inanılmaz bir şekilde ihtiyaç var. Onyekuru tarzı bir tane kanat alırsan bu sezon için senin en elzemli ihtiyaçların karşılanmış oluyor. Ha, bonus ne olur? Bonus'ta Belhanda'yı satarsın. Paştim Kasami olur. Fernandinho'nun ofansif özellikleri var. Son sezon stoper oynamış ama o olabilir. Marcus Henriksen olabilir. Yine onun da ofansta iyi işler yaptığını biliyoruz. Javier Pastore olabilir. Bu tarz bir bonus 10 numarayla da sezonu tamamlarsın. Ama şunu gördük. Fatih Terim çok konsantre. İkinci yarılarda oyundan düşmeyen bir Galatasaray var. Scott Pirin'in ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. En çok bak Galatasaray'ı konuşan yorumcular içerisinde Günay en çok senle ben kondisyonerin çok büyük sorun olduğunu, pandemi sonrası Galatasaray'ın iyi antrenman yapmadığı için şampiyonluğu kaybettiğini anlattık. Scott Piri hamlesi geldi. Scott Piri de cuk diye oturmuş durumda. Falcao Cagney'den iyi katkı alıyorsun. Santrafor senin en çok korktuğun bölgeydi. Oradan da katkı geliyor. Valla net söylüyorum, şampiyonluğa yürürsün. Bak 3.20 idi Galatasaray'ın Başakşehir karşısındaki oranı. 10 lira bastım. Benim için büyük para. Baktım oran normalde ben 5 lira basarım. 10 lira bastım. Sonra heyecanlandım. Ya dedim Galatasaray tarafsız saha daha favori. Fatih Terim konsantre. Biraz daha oynadım. Şimdi ben Galatasaray'a güveniyorum. Burada transfer yapılsın derken de amacım şu: Galatasaray'ı daha kusursuz bir takım haline getirmek. Bunun için bir transferlik istiyoruz. Ya sadece biz değil, Fatih Terim istemiyor mu Eyüp abi? Fatih Terim bizden daha çok istiyor. Yani... Ama bak Abdurrahim Albayrak dedi ki gidecek ve gelecek oyuncular var dedi. Orada Lareki var ya, Lareki çok önemli, çok değerli. Ben 2 transfer bekliyorum. Ya, yani Dumbuya veya Okay Yokuşlu bir de ofansif oyuncu bekliyorum açıkçası. Ya ben bir şey söyleyeceğim, gene linç yiyeceğim ama söyleyeceğim, içimde kalmasın. Söyle. Bundan Gomis'i gönderdiğimiz zaman basın basın açıklamasında ne demişti? Biz forvet alacağız, hatta 1 değil 2 tane alacağız dedi. 1 tane bile alamadık. Yani ya işte o hatadan ders çıkarttılarsa iyi transferler gelir diye düşünüyorum. Şimdi şunu cevaplayalım. Ondan sonra bir kısa soru, sonra basketbola geçeceğim. Betboy demiş ki abi Talisca sesleri yükseliyor ama bu beceriksiz yönetim nasıl olacak? Talisca'yı kimse alamaz Galatasaray'da, bunu aklınızdan çıkartın, öyle bir şey yok. Bir de yönetim alamadığı için de eleştirmem. Yani Talisca bence menajerlerin birazcık piyasaya düşürdüğü, insanların aklına düşürdüğü bir oyuncu. Talisca çok mümkün değil. Gerçekçi olmakta fayda var. Evet, yani Galatasaray Talisca'yı alamaz ama bir anladığımız kadarıyla Fernandinho ilgisi var. Fernandinho transferi bitmezse Galatasaray oraya başka bir oyuncu bakacaktır. O zaman Teles'ten gelecek bir para var. Şu an Teles gittiği konuşuluyor. Güzel. Sonunda. O parayı Galatasaray iyi kullanacak. Ben onu hissediyorum abi. Filali abimiz var. Tribünün emekçilerinden biridir Filali. Twitter'da takipleşiyoruz. Ben ölmeden şu Alex Teyes'ten bir o %5 mi %10 mu para gelecek ya, onun Galatasaray'a geldiğini görmek istiyorum şeklinde bir tweet atmıştı. O da kaç yıl önce gitti Galatasaray'dan. Porto'da çok iyi işler yaptı. Takımın yıldızı durumunda ama bir türlü satışı gerçekleşmiyor. Nereye gidiyor? Manchester United'a mı gidiyor? Paris Saint-Germain'le anlaşmıştı 40 milyon euroya. Öyle haberler vardı. Evet. Olmadı. Demek ki Manchester oluyor. İnşallah gider. Oradan para gelsin. Öz evladımız Ozan Kabak'tan para gelsin. Sonrasında da birazcık transfer bütçemiz rahatlasın. Umarım. O zaman basketbolda neler oluyor abi? Bu tamamen senin alanın. Farklı soru var mı? Farklı soru varsa alalım, sonra basketbola geçelim. Mario Götze'yi konuştuk. Tamam. Yani farklı bir soru göremedim. Ben sürekli ya mesela 10 numara gelir mi demiş Oğuzhan Çürük. Belhanda giderse gelecek. Ufkun Yüksel hocam Bakasetas tıkandı. Teles'in parası ona verilir mi demiş. Bakasetas Alanya Spor Başkanı veya yöneticisi olsan çok iyi bir para gelmediği sürece Bakasetas'ı şu an satar mısın? Satmam net. Evet, Süleyman Nuş kiralık gidiyormuş. Diyor. Nereye gidiyor Süleyman Nuş? Salih Zile yazmış. Benim bilgim yok, varsa alabilirim. Eğer Fatih Hoca ona şans vermeyecekse göndermesinde fayda var. Göndersin ki çocuk da kendisini geliştirsin yani. Cagney Endao'yu çağırıyor herhalde. Ben de daha çok gol atarım diyor. Endao'da bir gelişme var mı? Endao işte Galatasaray'ın Sekidika ile takas etmek istediği futbolculardan biriydi. Ama gerçekleşmedi. Çünkü Karagümrük takım para istiyor. Nakit istiyor. Oyuncu değil, para istiyoruz diyor. Evet. Endao'yu da ben görev adamı gibi gördüm. Yani ilk oynadıkları Yeni Malatya karşılaşmasında da performansını beğendim açıkçası. Evet, o zaman basketbol sorum geliyor. Basketbolda neler oluyor? Ki ben basketboldan fazla anlamıyorum abi. Hiç ilgi alanıma girmiyor. O yüzden fazla yorum yapmadan topu sana atıyorum. Şuraya sevindim o zaman KJ'yi değiştirelim değil mi? Madem öyle basketbol konuşacağız, basketbolla beraber yavaş yavaş programı toparlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, Galatasaray bir spor kulübü. Evet, tabii ki de katalizör futbol. Yani amiral gemisi futbol ama basketbol, voleybol, olimpik sporlarımız, yelken vesaire bunların hepsi Galatasaray'ın genetik kodlarında olan ve bizim de mutlaka en azından hobi düzeyinde takip etmemiz gereken branşlar. Ben basketbol takımımızı da yıllardır spor sergi salonundan beri takip ederim. Bu sezonki yapılanmasında hem Gloria Cup'ta, erkek basketbol takımından bahsediyorum, kadınları daha sonra konuşacağız. Hem Gloria Cup'ta izleme fırsatı buldum hem de bugün Fenerbahçe karşısında Galatasaray farklı bir şekilde kaybetti son bölümde ama mücadeleyi izledim. O yüzden yayın gecikti. Galatasaray erkek basketbol takımının bu sezonki yapılanmasını beğendiğimi belirtmek isterim. Ha, biraz daha dikkatli olursaydı, şube biraz daha önemsenseydi daha iyi bir takım olabilir miydi? Kesinlikle olurdu. Yani birkaç oyuncuyu tutup yerli yabancı yapılacak takviyelerle kesinlikle çok daha iyi bir takım olabilirdik. Ama yine de belirli bir seviye korunmuş gözüküyor. Bugün Fenerbahçe Euroleague rotasyonuyla oynadı. Yani Galatasaray'ın 4 yabancısı varken Fenerbahçe 11 yabancıyla sahaya çıktı. Fenerbahçe bu yabancıların 6 tanesini tribüne gönderecek. Ve öyle oynadığında da Galatasaray'ın da çok ciddi bugün eksik oyuncuların da dönmesiyle beraber kazanma şansı olurdu. Zira Galatasaray iyi bir takım olmuş. Efes karşısında da mücadele pratiğini beğendim. Macon'dan çok iyi katkı geliyor. Açıkçası hem atan hem attıran bir oyuncu. Yine Breakmont'un bence faydalı oynuyor. Gayet doğru bir transfer olmuş. İçeriden dışarıdan skor üretebilen bir isim. Alex Hamilton ve Ragıp Berke atar. Bu oyuncuların da kaliteli olduklarını biliyorum. Takıma fayda sağlayacaklarına kesinlikle ve kesinlikle inanıyorum. Ama Covid oldukları için bu karşılaşmada oynamadılar. Göksel'in Köksal, Barış Ermiş, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz bu sezon çok iyi çalışıyor Ayberk ve onların da belirli kaliteyi yakaladığını düşünüyorum. Anadolu Efes'i geçip şampiyonluk mümkün mü? Çok zor ama Galatasaray bu sezon erkek basketbol takımı yarışmacı olacaktır arkadaşlar ve ben güzel, keyifli, zevkli maçlar bize izleteceğine inanıyorum. Belki bir 4.5 numara transferi de gelebilir. Yani hem pivot pozisyonda oynayabilecek hem de şutu olduğu için yeri geldiğinde 4 numara pozisyonuna çekebileceğin bir transferle beraber Galatasaray erkek basketbol takımı gelecek sezon Süper Lig'de yarı final, Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyonluk hedefiyle hareket edebilir. Benim erkek basketbol takımımızla ilgili düşüncelerim bu şekilde sevgili Günay. Burak Demiroğlu yazmış. Erkek basket maçını izledim demin. Abi full bireysel oyuncular almışız. Takım ruhu yoktu. Sadece bireysel oynamaya çalıştılar. Çok pasif kaldılar. Uzunları kötü. Bayağı çıldırdım. Kaldı pivot lazım demiş. Burcu Cimbom demiş ki Galatasaray baskette güçlenmeli, hırslanmalı demiş. Ve son soruları da okuduğumuza göre yavaş yavaş yayınımızı sonlandırıyoruz. O zaman yarın zaten benim kanalımda yayındayız. Hı hı. Beşiktaş maçının ardından hem Beşiktaş maçını kısa değerlendiririz. Ondan sonra tekrar gündemde neler var? Yine Galatasaray'ı daha çok yoğunlukla konuşuruz. Buyur abi. Cumartesi şöyle olacak programımız. Yarın akşam Günay Esentürk YouTube kanalındayız. Diğer gün yine benim kanalımda Galatasaray'ın maçını, performansını konuşacağız. Yani pazar akşamı. Pazartesi günü de yine yayın yapamıyoruz. Radyo Spor'da akşam canlı yayınım olduğu için. Pazartesi akşam yayın olmayacak ama cumartesi sen de pazar günü de benim kanalda birer tane canlı yayınımız olacak. Evet. Şöyle söyleyeyim o zaman ben sonra sana top atayım. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Nacizane benim de bir YouTube kanalım var. Günay Esentürk. Abone olursanız çok çok sevinirim. Tekrardan izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın diyorum. Buyur abi. Hepinizi çok seviyorum sevgili spor severler, Galatasaraylılar. Sadece Galatasaraylılar da izlemiyor. O yüzden spor severler de diyorum. Hepiniz çok değerlisiniz bizim için. Bu oyunun bir eğlence olduğunu unutmadan işin pozitif tarafında kalarak yayınlarımızı yapıyoruz. Bizlere verdiğiniz destek çok önemli, çok değerli. İyi ki varsınız. Hepinize güzel bir gece diliyorum.